Samsung E22 Ç0 cihazlarda SIM yollarımızın ortucu koptuğunda cihazımızı nasıl düzelteceğimizi bu videoda izah edeceğim. Bildiğiniz gibi E22 Ç0'larda orta ucumuz direkt işlemciye gittiği için bu cihazlarda yolu bulma şansımız yok. Ama biz buna farklı bir çözüm bulduk. Çözümü de bu videoda göstereceğim inşallah. Öncelikle şemamızı açalım arkadaşlar. Şemamız bu. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu daha önce yaptığım ve test ettiğim için şemasını da bu şekilde çizdim. Buraya not olarak da düştüm işlemleri nasıl yapılacağını. Ama ben sırayla izah edeyim. Öncelikle sağlam bir SIM yuvası takıyoruz. Eğer SIM yuvamız bozuksa ve bu yolları çekiyoruz. Bu cihazımızın bizim orta uç kopuktu. Orta uç kopuk olunca bildiğiniz gibi direkt işlemciye gidiyor ve işlemciye gittiği için de biz bu yolu bulamıyoruz. Böyle bir durumda E22 Ç0'larda biliyorsunuz boş bir SIM yuvası var. Yani E2202'ye de uyarlanabildiği için boş bir SIM yuvası var. Biz bu SIM yuvasını kullanacağız. Bu cihazımıza çalıştırabilmek için veya SIM okutabilmek için. Gördüğünüz gibi bu öncelikle bu yolları çekeceğiz arkadaşlar. Bu şemadaki yolları şu şekil. Bu yolları çektikten sonra ikinci işlemimiz bu cihazımızı E2202'ye çevireceğiz. Sağlam bir cihaz varsa elimizden Dragon Crack'le yedek alabiliriz ya da yazılımını indirip atabiliriz. Yani en nihayetinde bu cihazımızı E2202'ye çevirip SIM yollarında bu şekil çektikten sonra bu cihazımızı SIM 1 üzerinden çalıştırılıyor arkadaşlar. Ki biz bunu daha önce test ettik. Tekrar edelim. Öncelikle bu yollarımızı çekeceğiz. Şemada görmüş olduğumuz yerlere. Bu SIM 2'miz bizim boş. E22 Ç0'lar tek hat olduğu için çit hattın yeri boş. İkinci hattın yeri boş. Biz bu ikinci hattı kullanacağız ve cihazımızı ikinci hat üzerinden çalıştıracağız. E22 Ç0'larda orta uç kopuk olduğunda yapacağımız işlem bu. Cihazımızı E22 Ç0'dan E2202'ye çevireceğiz ve bu yolları çekeceğiz. Cihazımızı çalışır konuma getireceğiz. Kolay gelsin.